Gençler merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet Türkiye genelinde yapılan sufara AYT TET denemesine hepiniz girdiniz hayırlı uğurlu olsun şimdi bu denemenin AYT çözümlerini ben yaptım arkadaşlarım karikatı okuttuğunuz zaman e, benim çözümlerimi izleyeceksiniz ama kanalımda da şöyle güzel bir soruları paylaşmak istedim PDF'nin de bu denemenin hem TET hem de AYT matematik PDF'lerinde açıklama kısmına bıraktım deneme sınavına giremeyen arkadaşlarımız için Oradan çıktılarını alıp çözebilirler. E, cevaplarına da İster uygulamadan bakabilirler. Ben cevap anahtarını aşağı yine ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir tane bir polinom sorusu vardı. O polinom sorusunu inşa etmemiz lazımdı. O polinom sorusunda biraz zorlanmış olabiliriz. Gelin bakalım onu tamı tamına iki tane yöntemle sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlarım sorumuz burada. Px ikinci dereceden gerçel katsayılı bir polinom olmak üzere eşitlikler verilmiş ve P1 kaçmış. Şimdi normalde e, çarpanları veriliyordu. Güzel bir polinom yazabiliyorduk ama Burada 3 tane bilinmemiz var. İkinci dereceden bir polinom yazacağız. İlk önce normal polinom kurma yöntemlerinde şunu tavsiye etmeyiz. Bunu birinci yoldan yapalım isterseniz. İşte üçüncü dereceden polinomlarda işte AX yukarıda BX kare yazmayın deriz. Ama burada ikinci dereceden olduğu için eğer polinom hakkında bir şey kuramadıysak yani bir kurguyu anlayamadıysak en azından BX'i AX kare artı BX artı C yazabiliriz. Kullanışlı bir yöntem değil. Ama en azından A'yı B'yi C'yi bulursak işimizi halledebiliriz. Şimdi arkadaşlarım 2 atmış 12 çıkmış normal standart denklem çözeceğim burada. 2 attığım zaman burası 4A olacak artı 2B artı C eşittir 12 oldu. 3 atacağız 3 attığım zaman 9A artı 3B artı C eşittir 8 oldu. 4 attığım zamanda da 16a artı 4 tane b artı c eşittir 6 oldu. Şimdi hocam biraz zorlaşmadı mı dediğini duyar gibiyim. Evet 3 bilinmeyenli 3 denklem sistemi oldu. Buradaki abc'yi bulmak çok basit bir iş değil. Ama en azından bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bakın neler yapabiliriz arkadaşlarım. Şimdi e, baktığımız zaman şu katsayılar arasında bir ilişki kuralım ki birinden yani ikisi kaybolsun bir tanesi kalsın diye bir yorum yapalım. Acaba ne yapabiliriz diye bakıyorum. Şimdi bakın şu 4 ile 2'yi toplasam 6 değil mi arkadaşlarım? Bak 3'ün 2 katı. Bak C ile C'yi toplasam 2C bunun 2 katı. Yani aslında ben şunu 2 ile çarpsam ve şunları da toplasam bir şeyler gelecek gibi. Bak şimdi 16 4A daha 20A değil mi? Artı 4B 2B daha 6B artı 2C eşittir. 6, 12 daha 18 yaptı. Şimdi ben bunu 2 ile çarpayım arkadaşlarım. 18A artı 6B artı 2C eşittir. 16 oldu. Tamam mı? Şimdi ne yapalım? Çıkarma işlemini yapalım. Çıkarma işlemi yaptıktan sonra 2A 6B 2 c gitti. Eşittir 2. Buradan A1 oldu mu? Oldu. Hocam ben bunu nereden göreceğim diyebilirsin. İşte AYT'nin özelliği de burada zaten. Sadece ezber kalıp bilgilerle değil de olayı yaşayarak soruyu çözmemiz lazım. Şu an bu denklem sistemi belki çok zor da çözülebilirdi ama acaba biz böyle güzel bir şey var mı diye ilk önce bir sezdik. Tamam mı? Şimdi A1. A yerine 1 yazdığım zaman artık burada 2B artı C'nin kaç olduğunu söyleyebilirim. Şurası 4 olduysa karşıya attım. 8 olduğunu söyleyebilirim. Buradan da arkadaşlarım 3B artı C kaç olduğunu söyleyebilirim. Şurası 9 olacağı için A'ya 1 verdim ya. Karşı attım. Eksi 1. Burası bizim için daha bir kolay artık. Çünkü niye? 2 bilinmeyen yani 2 denklem sistemi. Ne yapalım? Üstteki alttakini çıkaralım isterseniz. 2B'den 3B çıktı. Eksi B oldu. 8'den eksi 1 çıktı. 9 oldu. B'yi de arkadaşlarım eksi 9 bulduk de istediğimiz yere yerine yazalım. Şurada yerine yazalım isterseniz. Eksi 18 artı C eşittir 8. C de buradan kaç geldi? 26 geldi. O zaman biz Px'imizi bir bulalım arkadaşlarım. Px'imiz eşittir oldu. A'yı 1 bulduk. X kare. B'yi eksi 9 bulduk. Eksi 9. X. C'yi de 26 bulduk. Artı 26 diyelim. Artık bize P1'i soruyorsa onu bulmak bu kadar iş yapan adam için çok kolay artık. 1 eksi 9 artı 26. Bu da 18 yapacak. Şimdi bu standart yol. Bak bunu gel istersen şöyle. Şimdi bu benim tavsiye etmediğim bir yöntem. Çünkü x küplü olduğu zaman a x küp artı b x kare artı c x artı d gibi bir şey oluyor ki oradaki a'yı b'yi c'yi bulmak her babayın harici değil ki sınavda böyle 5 dakikamızı 10 dakikamızı onu bulmaya ayıramayız. Şunu düşmemiz lazım. Burada bir kurgu vardır. O kurgu acaba nedir? Çünkü bu polinomu kurarken soruyu yazan ilk önce polinomu yazıyor. Ardından bu değerleri veriyor. Kurgu olması daha bir hoş oluyor. Gelin bakalım şimdi buna bakalım. Şimdi arkadaşlarım burada yapacağım hamleyi tabii ki tahmin etmek çok da kolay bir şey değil. Bakın şimdi aralarında bir ilişki var gibi duruyor. Şimdi 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Bunların hepsi 24 yapıyor değil mi? Buradan bir şey çıkarabiliriz biz belki. 2 kere 12 24, 3 kere 8 24, 4 kere 6 24. Yani aslında ben içindeki sayıyla dışındaki sayıyı çarptığım zaman eşit bir şey geliyormuş gibi oluyor. O zaman şöyle yapabilir miyim? İçindeki sayıyla px'i yani p2'nin değerini çarptığım zaman o zaman x çarpı px gibi bir şey yapabilirim değil mi? Çünkü 2 yazdığım zaman 2 burası da p2 yapacak ve bu bizim için ne yapacak? 24 yapacak. Aynı zamanda 3 yazdığım zaman 3 çarpı P3 yapacak ve bu bizim için yine 24 yapacak. Bir ipucu olabilir bu bizim için. Bir gidelim bakalım. Şimdi böyle şunayı sildim. Şimdi arkadaşlarım baktığım zaman şimdi hepsi 24 çıkacak ama şu 2 yazdığım zaman şuradaki polinomun sıfırlanması lazım. En sonunda bir tane artı 24 olması lazım. Hepsinde aynısı olacağı için. E o zaman ben burayı nasıl sıfırlarım? x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 yazabilirim değil mi? Şöyle düzgünce yazayım isterseniz şurayı. Şöyle yapalım. Şurayı da şöyle yapalım. burayı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 yazıp bir de artı 24 ekleyebilirim. Değil mi? Çünkü 2 yazdığım zaman 2 çarpı p 2'nin 24 olacağını 3 çarpı p 3'ün 24 olacağını yazabiliyorum. Tamam mı? Şimdi artık buradan sonra ne yapabilirim? P1'i rahatlıkla bulabilirim. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman 1 çarpı P1 olacaktır burası. 1 yazdığım zaman arkadaşlarım burası eksi 1. Burası eksi 2. Burası da eksi 3 artı 24 olacaktır. E baktığım zaman P1'im eşittir. Şurası ne yaptı? Eksi 6 artı 24 yaptı. Buradan da arkadaşlarım 18 değerine ulaşmış Oldu. Tamam mıdır? Sıkıntı yok değil. Şimdi burada tek sıkıntı nerede çıkar biliyor musunuz? Benim de soruyu çözerken aklıma takıldı. Buradaki baş kat sayıda. Şimdi arkadaşlarım baş, baş kat sayı A dedim diyelim. Tamam mı? Şimdi bak bunu dağıttığım zaman bunu dağıttığım zaman şimdi x çarpı px'in ne olması gerekecek? ax küplü bir şey olması gerekecek. Nokta 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 gidecek. En son şu eksi 2, eksi 3, eksi 4'ü çarptığım zaman ne yapacak arkadaşlarım? Eksi 24 yapacak. Ve a da genişlettiğim zaman eksi 24 A yapacak. Bir de artı 24 yapacak. Şimdi ben bunu X'e böldüğüm zaman hani PX'e ulaşmaya çalışıyorum ya. X'e böldüğüm zaman hepsini X'e böldüğüm zaman şunların gitmesi lazım. Bak şuradaki sabit sayının gitmesi lazım. Niye gitmesi lazım? Çünkü 24 bölü X bir polinom yapmaz. Ki polinomum ikinci derecedense bak X küp bölü X'ten ax X küp oluyor. He, o zaman burada sabit sayı kalmaması lazım. O zaman buradaki a'nın kesinlikle 1 olup eksi 24 artı 24'ten 0 gelmesi lazım ki sabit sayıyı burada e, yok etmem lazım. Çünkü niye? Sabit bölü x bir polinom yapmayacak. O yüzden buradaki baş kat sayıyı 1 almak zorundayım. Çünkü baş kat sayılar polinomlarda önemlidir. Şimdi arkadaşlarım güzel bir polinom sorusu çözdük. İlk önce tavsiye etmediğimiz bir yöntemle çözdük. Ardından da böyle de olabilir dedik. Aslında o bize düşünmesi zaman alıyor. İşi yapması çok da zaman almıyor. Polinom sorularında bu tarz yorumlara çok dikkat edin. Kanalımıza çok güzel videolara ulaşabilirsiniz. Konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz sizlere çok fayda sağlayacaktır. Bunlara göz atmanızı isterim. Yeni geldiyseniz, bizle yeni tanıştaysanız kanalımıza abone olup, yorum yazıp, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.